Dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun türevi olan f'in türevi fonksiyonunun grafiğinin 0-12 kapalı aralığındaki görünümü verilmiştir. Bu grafikle x-eksenin arasında kalan bölgelerin alanları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir f 0'ın eksi 1 eşit olduğunu söylemiş. 0, 12 aralığında f fonksiyonunun kaç farklı kökü vardır diye bize soruyor arkadaşlar. Burada şimdi ilk olarak şu f'in türevindeki x fonksiyonunun x ekseninin kestiği yerlere harflendirelim arkadaşlar. Şurası a olsun, şurası b olsun, şurası c, şurası d olsun ve 12 noktasını görüyoruz. Şimdi ilk olarak şöyle diyelim. 0 ile a arasındaki alanı bulalım f'in türevinde x çarpı dx dedik buna. Bu dışarı nasıl çıkacaktır? fx olarak çıkacaktır. Sınırlarımız nedir burada? a ve 0'dır. Bunları yerine yazacak olduğumuzda f a eksi f0 olarak geldi. Buradaki alanımız neydi peki arkadaşlar? 2 eşitti. O zaman şöyle 2 olarak yazdık. Şimdi f0'ın Eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz biz. Burası eksi eksi 1'den artı 1 oldu. Diğer tarafa atınca eksi 1 olarak geçmiş oldu. Yani f a eşittir 2 eksi 1'den e, ee, bir olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Peki bu bir kenarda dursun bakalım. Şimdi sırayla AB aralığına bakalım bile. Şöyle AB aralı dedim. Yine F'in türevinde x çarpı dx dedik. Buradan yine fx olarak dışarı çıktı ve sınırlarımız B ve A yerine yazdığımızda ise FB eksi FA olarak geldi. Eşittir. Ee, buradaki alanımızın 3 olduğunu ama x ekseninin altında kaldığı için eksi 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz f a'nın 1 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Burası eksi 1'dir. Diğer tarafa attığımızda artı 1 olarak geçecektir. Yani f b eşittir. Eksi 3 artı 1'den eksi 2 olarak gelir. Bunu da aldık. Şimdi üçüncü aralığımıza bakıyoruz. Yani bc aralığına bakıyoruz. Şöyle yazıyorum. bc arasında f'in türevinde x çarpı dx diyorum. Bunu da şöyle yazıyorum. f x sınırlarımız c ve b'dir. Yerine yazdığımızda f c eksi f b eşittir. Bu alanında da 1'e eşit olduğunu görüyoruz. Biz burada FB'nin eksi 2 olduğunu bulmuştuk arkadaşlar. Önündeki eksi ile artı 2'ye dönüştü. Sağ tarafı atınca eksi 2 oldu. 1 eksi 2'den eksi 1 olarak gelmiş oldu. Yani FC eşittir eksi 1 oldu. Peki bunu da bulduk. Sonra neye bakacağız? C ile D arasına bakacağız. C ile D arasında şöyle yazarız arkadaşlar. Yine F'in türevinde x çarpı dx'tir. Bu dışarı yine fx olarak çıkacaktır. Sınırlarımız d ve c'dir. Yerlerine yazdığımızda fd eksi fc eşittir. Alanımız burada 5 olarak verilmiş ama x ekseninin alt tarafında yer aldığı için eksi 5 olarak yazarız. fc'yi biraz önce eksi 1 olarak bulmuştuk arkadaşlar. Şurası eksi 1'dir. Önündeki eksi ile artı 1'e dönüştü. Diğer tarafı attığımızda eksi 1 olacaktır. Yani aslında fd eksi 5 eksi 1'den eksi 6 olarak gelecektir. Bunu da yazdık. Son olarak da d ile 12 arasına bakarız aslında. Şöyle d ile 12 arası dedim. Burası da f'in türevinde x çarpı dx dediğimizde şöyle dışarı çıkacaktır. fx sınırları 12 ve d olan bu ne demektir? f12 eksi fd demektir. Buradaki alanımız da 4 olarak verilmiş. fd'yi biraz önce biz eksi 6 olarak bulmuştuk arkadaşlar şurayı. Eksi eksiden artı 6 oldu. Diğer tarafa atınca Yine eksi 6 olarak geçti. Yani 4 eksi 6'dan eksi 2 olarak gelmiş oldu. F12 eşittir. Eksi 2 olarak geldi. Çok güzel. Şimdi e, bize f'in türevinde x fonksiyonunu ver, vermiştim. Biz ondan yola çıkarak bunların hepsini bulduk. Şimdi f fonksiyonunun grafiğini tahmin etmeye çalışalım arkadaşlar. Ben şuraya çizeyim. Mesela şurası x eksenimiz ve y eksenimiz olsun. E, f 0'ın eksi 1 olduğunu biliyoruz biz. F0 eksi 1 yani şuradadır. Eksi 1 değer. F0'da eksi 1 eşitti. Sonra F A noktası. Şunları önce bir yazalım arkadaşlar. A noktası, B noktası, C noktası neresi diye. Bunları bir yazalım teker teker. Şurası A olsun, şurası B, şurası C, şurası D ve şurası 12 olsun arkadaşlar. F A'nın 1'e eşit olduğunu biliyorum ben. Demek ki şurada yukarıda bir yerde yer alacaktır diyebiliriz. Yani şurası f a eşittir 1 noktası. f b'nin eksi 2 olduğunu biliyorum. Eksi 2 de şu aşağıda bir yerde yer alacaktır arkadaşlar. Eksi 1'in altında bir yerde yer alacaktır. Şurada bir yerdedir diyebiliriz. Peki f c'nin eksi 1 olduğunu biliyorum. Yani şöyle birleştirebiliriz bunları. Şurası olacaktır. f d'nin eksi 6 olduğunu biliyoruz. Şöyle aşağıda bir yerde olacaktır arkadaşlar. Şöyle birleştiririz. F12'nin de eksi 2 olduğunu biliyorum. Yani şurası olacaktır diyebilirsin. Şimdi bu noktaları birleştirdiğimizde aslında kökler de ortaya çıkacak arkadaşlar. Yani şöyle bir şey olacak aslında. Şu şekilde bir şey olacak. Kök demek x eksenini kesmesi demek. Burada x eksenin nerelerde kesiliyor diye baktığımızda aslında iki farklı noktada bir tanesi şu ve bir tanesi bu. İki noktada kesildiğini görüyoruz. Bu durumda iki tane kökümüz vardır. Cevabımız Bursa olur diyeceğiz. Dik Koordinat Düzleminde f(x) eşittir x kare eksi 4x, g(x) eşittir eksi x kare artı 6x fonksiyonlarının grafikleri ile x ekseni arasında kalan boyalı bölge aşağıda verilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Şu 4 noktasından şöyle yukarıya doğru yani eksi x kare artı 6x e fonksiyonunun grafiğine doğru ayıralım. Sol tarafı ayrı çözelim, sağ tarafı ayrı çözelim. Niye böyle bir şey yapıyoruz biliyor musunuz? Sol tarafta üst çizgim nedir? Eksi x kare artı 6x'in grafiğidir. Alt çizgim ise x eksenidir. Sağ tarafta ise üst olan Üst çizgim olan yer eksi x kare artı 6x. Alt çizgim olan yer x kare eksi 4x'tir. O yüzden 4 noktasında bunları ayırdık. Peki 4 noktasından ayırdık. Bir de bunların kesiştikleri noktayı aslında bilmemiz lazım bizim artık. Şurayı da bilmemiz lazım. O kesiştikleri yeri nasıl bulacağız? Denklemleri birbirine eşitleyerek buluruz arkadaşlar. Şöyle eşitleyelim. x kare eksi 4x eksi x kare artı 6x olarak geldi. Eksi x kareyi sol tarafa attım. Artı x kare. 2, e, x kare de burada vardı. 2x kare oldu. Eksi 4x'i sağ tarafa attım. Artı 4x. 6x de burada var. 10x olarak gelmiş oldum. Daha sonra 10x'i sol tarafa atalım. 2x kare eksi 10x eşittir 0 olur. 2x parantezini alacak olursak x eksi 5 kalacaktır içeride. Bu durumda buradaki köklerimiz şuradan 0 gelir şuradan da 5 gelir diyeceğiz. 0'da zaten birleştiklerini görüyoruz. Ee, diğer birleştikleri yerinde 5 olduğunu söyleyebiliriz. Şurası 5 noktasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi biz e, integralimizi nasıl yazacağız? 0'dan 4'e kadar bir alacağız. Şöyle diyeceğiz 0 ile 4 arasında. Üst tarafta hangisi var arkadaşlar? Hangi grafiğimiz var? Şu var değil mi üst tarafta? Yani eksi x kare artı 6x hemen yazıyorum. Eksi x kare artı 6x. alttaki e, Alt taraftaki grafiğimiz nedir peki? Şurasıdır. Yani bu x eşittir 0 demektir. Yani eksi 0 yazmam lazım buraya. O yüzden yazmama gerek yok. Çarpı dx dedim. Burada bitiyor mu? Hayır. 4'ten 5'e kadar da devam edeceğiz arkadaşlar. 4'ten 5'e kadar nereye bakacağız peki? Üst, üstteki grafikten alttaki grafiği çıkartacağız. Üstteki grafiğimizi işaretledim. Bu hangi grafiktir? Eksi x kare artı 6x grafiğidir. Hemen bunu yazıyorum. Eksi x kare artı 6x olarak yazdım. Alttaki grafiğimiz hangisidir arkadaşlar? Şudur değil mi? Bu da nedir? x kare eksi 4x grafiğidir. Bunu da yazıyorum. Önüne eksi getirerek yazıyorum. Eksi x kare artı 4x olarak gelmiş oldu bu durumda çarpı dx dedim. Şuradan devam ediyorum. 0 ile 4 arasında eksi x kare artı 6x çarpı dx artı diyorum. Şurayı da toparlayacağım arkadaşlar. 4 ile 5 arasında eksi 2x kare artı 10x çarpı dx olarak geldi. Şimdi bunları integralden çıkaralım hadi. Eksi x kare integralden eksi x küp bölü 3 olarak çıkacaktır. 6x de integralden 3x kare olarak çıkacaktır. Sınırlarımız da burada 4 ve 0'dır. Artı diyorum. Eksi 2x kare integralden şöyle çıkacaktır arkadaşlar. Eksi 2 x küp bölü 3 olarak çıkacaktır. 10x de integralden 5x kare olarak çıkacaktır. Buradaki sınırlarımız da 5 ve 4'tür. E, bunları şimdi yerine yazalım arkadaşlar. Önce 4'ü yazacağım sonra 0 yazacağım. 4'ü yazdığımda eksi 4'ün küpü bölü 3 artı 3 çarpı 4'ün karesi geldi. 0 yazınca her ikisinde de x olduğu için zaten 0 gelecektir aslında yazmamıza bile gerek yok. Artı diyorum. Burada da önce 5'i yazacağım yerine. Yani eksi 2 çarpı 5'in küpü bölü 3 artı 5 çarpı 5'in karesi. Eksi diyorum. Bir de 4 yazıyorum. 4 yazdığımızda ne gelecek? Eksi 2 çarpı 4'ün küpü bölü 3 e, artı 5 çarpı 4'ün karesi. Bu şekilde yazdık. Devam ediyorum. Şurası 4'ün küpü 64'tür. Burası eksi 64 bölü 3 olarak geldi. Artı 4'ün karesi 16. 3 ile çarptığımızda 48 olarak geldi. E, şuradan 5'in küpü 125. 2 ile çarptım. 250. Eksi 250 bölü 3 olarak geldi arkadaşlar. Bunu da yazdım. Artı dedim. 5 çarpı 5'in karesinden de 125 gelecektir. Bunu da yazdım. Eksi e, 4'ün küpü 64. 2 ile çarpsak 128 yapar. Önündeki eksiyle eksi 128. E, parantez önünde bir tane daha eksi olduğu için artı 128 bölü 3 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Daha sonra dördün karesi 16 çarpı 5 80'dir. Parantezin önündeki eksiyle eksi 80 olarak gelecektir diyebiliriz. Şimdi şunları bir toparlayalım biz. Şurada 48 var. Şurada 125 var. Burada da eksi 80 var. Bunları topladığımda 125 ile 48'i topluyorum. Kaç kere? 133. 40 daha 173 oldu. 80'ini çıkardığımızda 93 kaldı arkadaşlar. 93. Daha sonrasında eksi 64 bölü 3 Eksi 250 bölü 3 artı 128 bölü 3. Ee, eksi 64 artı 128'den artı 64 geldi. Artı 64 bölü 3 eksi 250 bölü 3. Buradan ne gelir arkadaşlar? 186 bölü 3 gelecektir buradan da. Şöyle diyelim. 93 eksi e, 186 bölü 3 olarak geldi. 186 bölü 3. Peki 180. Buradan ne gelecek bakalım. 3 ile 93'ü çarptım. 279 geldi. 279 eksi 186 bölü 3 olarak geldi arkadaşlar. Peki buradan ne geliyor? 93 bölü 3 geliyor buradan da. 93 bölü 3. O da 31'e eşittir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Burada bize bir fx parçalı fonksiyonu verilmiş. 0 ile 8 arasında fx dx soruluyor. E, bunu şöyle biz ayıralım. 0 ile 1 arasında fx dx diyelim. Artı 1 ile 4 arasında fx dx diyelim. Artı 4 ile 8 arasında fx dx diyelim. Peki 0 ile 1 arasında 2x eksi 6 fonksiyonunun kullanılmasını istemiş. Biz de hemen gidelim yerine yazalım bunu. 0 ile 1 arasında 2x eksi 6 çarpı dx oldu. Sonra 1 ile 4 arasında fx dx. 1 ile 4 arasında da hangisini kullan demiş? Sadece eksi 2'yi kullan demiş. O zaman eksi 2 çarpı dx olarak geldi. Artı diyorum. 4 ile 8 arasında da x eksi 8'i kullanmamızı istemiş. Bunu da yazıyorum. x eksi 8 çarpı dx. Şimdi bunları integralden çıkaralım arkadaşlar. 2x integralden x kare olarak çıkar. Eksi 6 integralden eksi 6x olarak çıkar. Sınırlarımız 1 ve 0'dır. Artı diyorum. Eksi 2 integralden hatta direkt eksi diyelim oraya. Eksi 2x olarak çıkacaktır. Buradaki sınırlarımız da 4 ve 1'dir. Artı diyorum x eksi 8 integralden x kare bölü 2 eksi 8x olarak çıkacaktır. Buradaki sınırlarımız da 8 ve 4'tür arkadaşlar. Şimdi e, sınırları yerine yazacak olursam önce 1 yerine yazıyorum. 1'in karesinden 1 eksi 6 çarpı 1'den de 6 geldi. Eksi sıfırlar e, yazıldığında zaten sıfır geleceği için aslında yazmamıza gerek yok. Eksi diyorum. E, 4 yerine yazıldığında burası eksi 2 çarpı 4 olarak gelecektir. 1 yerine yazıldığında eksi eksi 2 çarpı 1'den şöyle gelecektir. Artı diyorum 8'in karesi bölü 2 eksi 8 çarpı 8 eksi diyorum. 4'ün karesi bölü 2 eksi 8 çarpı 4 olarak geldi. Şimdi şunları bir toparlamamız gerekiyor. 1 eksi 6'dan mesela şurası eksi 5 gelecektir. E, eksi 2 ile 4'ü çarptık. Eksi 8 oldu. Eksi 2'nin e, önünde bir tane daha eksi, iki, e, eksi var. Artı 2'ye dönüştü. 8'in karesi 64'tür. 2'ye böldüğümüzde 32 olarak geldi. Eksi 8 ile 8'i çarptık. Eksi 64 oldu. Şimdi parantez içerisine bakalım bir de arkadaşlar. 4'ün karesi 16. 2'ye böldüğümüzde 8. Eksi 8 ile 4'ü çarptım. Eksi 32. 8 eksi 32'den eksi 24 gelecektir. Parantezin dışında bir eksi daha olduğu için burası artı 24'e dönüşecektir diyebiliriz. Şimdi şunları bir toparlayalım. Eksi 5, eksi 8 daha eksi 13. Artı 2 daha eksi 11. 32 eksi 11'den 21 gelir. 21-24 daha 45 olacaktır arkadaşlar. 45 eksi 64'ten de eksi 19 gelir. Cevabımız Adana seçeneği olur. M1 negatif gerçel sayı olmak üzere en yüksek dereceli teriminin katsayısı sayısı 1 olan ikinci dereceden gerçel kat sayılı her Px polinomu için demiş. Biz o zaman Px polinomunu bir yazmaya çalışalım arkadaşlar. Baş kat sayısı 1'miş o yüzden x kare olarak başladım. E, artı bx artı c şeklinde bir polinom olsun bu. E, bunu integral içerisine yazmış. Şöyle yazalım biz de arkadaşlar. Eksi 1 ile artı 1 arasına px yazmış. Yani x kare artı bx artı c olarak çarpı dx eşitmiş. Pm artı p eksi m. Şimdi pm'yi nasıl yazarız arkadaşlar? x yerine m yazarız. Yani m kare artı b çarpı m artı c. Artı diyoruz bir de eksi m yazıyoruz arkadaşlar. Eksi m'nin karesi yine m kare gelecektir. B ile eksi m'yi çarptığımızda eksi b çarpı m gelecektir. Bir de yanında artı c gelecektir diyebiliriz. Ee, şimdi arkadaşlar şurada artı bm ile eksi bm'nin gittiğini görüyoruz. Şu ifadeyi değer de integralden çıkaracak olursak burası x küp bölü 3 artı bx kare bölü 2 artı cx sınırlarımız da 1 ve eksi 1'dir. Eşittir diyorum arkadaşlar. Diğer tarafta da 2 tane m kare var. Artı 2 tane de c var. Burada şimdi x yerine önce 1 yazacağız. Eksi diyeceğiz. Sonra eksi 1 yazacağız. 1 yazdığımızda 1'in küpü 1. Buradan 1 bölü 3 geldi. Artı 1'in karesi 1'dir. Buradan b bölü 2 gelmiş oldu. Artı c ile 1'i çarpınca da c gelmiş oldu. Eksi diyorum. Şimdi eksi 1 yazacağım. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Yani eksi 1 bölü 3 geldim. Eksi 1'in karesi artı 1'dir. Yani burası b bölü 2 gelmiş oldu. c ile eksi 1 çarptığımda da eksi c gelmiş oldu. Diğer tarafa baktığımda 2m kare artı 2c görüyorum. Şu ifadeleri biraz toparlamamız lazım. Mesela ilk olarak parantez dışarısındaki eksiği içeriye bir dağıtalım. Ee, 1 bölü 3 artı b bölü 2 artı c eksi içeri dağıttım artı 1 bölü 3 eksi b bölü 2 artı c eşittir 2 m kare artı 2 c olarak gelmiş oldu. Şimdi burada da şöyle bir şey yapabiliriz artı b bölü 2 ile eksi b bölü 2 gidecektir. C ile C'nin toplamı 2C olacaktır. Diğer tarafta da 2C olduğu için bunlar da sadeleşecektir aslında. Sol tarafta 1 bölü 3 ile 1 bölü 3'ün toplamından 2 bölü 3 gelecektir. Sağ tarafta ise 2M kare gelecektir. Burada eğer ikiler sadeleşecek olursa m kare eşittir 1 bölü 3 olur. Bu durumda m eşittir 1 bölü kök 3 veya m eşittir eksi 1 bölü kök 3 olmak üzere iki tane değer gelir. Sorunun başında bize m'nin bir negatif sayı olduğunu söylemişti. O zaman pozitif olanı eleriz. Cevabımız m eşittir eksi 1 bölü kök 3 olur. Yani denizli seçeneği. Dik koordinat düzleminde y eşittir x kare eğrisi, x ekseni ve x eşittir 6 doğrusu arasında kalan boyalı bölge aşağıda gösterilmiştir. x eşittir a ve x eşittir b doğruları ile 3 alanlı, eşit alanlı 3 bölgeye ayrılıyormuş burası. Buna göre A çarpı B nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar boyalı alanın tamamını bulalım ilk olarak. Yani 0 ile 6 arasında buradaki denklemimiz x karedir. x kare çarpı dx dedim. x kare dışarı x küp bölü 3 olarak çıkacaktır. Buradaki sınırlarımız da 6 ve 0'dır. 6'yı yerine yazdığımızda 6'nın küpü bölü 3 olarak gelir. Eksi 0'ı yerine yazdığımızda 0'ın küpü bölü 3 olarak gelir. 6'nın küpü 216'dır. 3'e böldüğümüzde 72 gelir. 0'ı 3'e böldüğümüzde yine 0 gelecektir. Demek ki bunun tamamı 72. 3 eşit parçaya ayrıldığına göre o zaman şurası da 24'tür. Burası da 24'tür. Burası da 24'tür diyebiliriz. Peki 0'dan e, A'ya kadar olan yeri bulalım arkadaşlar. Bunun alanını nasıl buluruz aslında? 0'dan A'ya kadar x kare çarpı dx eşittir 24 diyebiliriz burada. ...x kare dışarı nasıl çıkacaktır? x küp bölü 3 olarak çıkacaktır. Buradaki sınırlarımız a ve 0'dır. a'yı yerine yazdığımızda a küp bölü 3 olarak gelir. Eksi 0'ı yerine yazdığımızda da 0'ın küpü bölü 3 olarak gelir. Ve bunun 24 olduğunu biliyoruz biz. 0'ın küpü 0'dır. 3'e böldüğümüzde yine 0'dır. a küp bölü 3 eşittir 24 ise... ...a küpün de burada 24 çarpı 3'ten 72 geldiğini söyleyebiliriz. Neyin küpü peki 72'dir diye düşündüğümüzde... Ee, şöyle ayırabiliriz aslında. 72 çarpanlarını ayırdığımızda 8 çarpı 9 demektir arkadaşlar. A küp eşittir. 8 çarpı 9. O zaman bunu şöyle yazabiliriz. İki tarafın küp kökünü alırız. A eşittir. Ee, 8'in küp kökü 2'dir. 9 dışarı çıkmaz küp kökten. O zaman şu şekilde kalır. 2 çarpı küp kök içerisinde 9 olarak kalmış olur. Şimdi bir de B'yi bulmaya çalışalım. B'yi de şöyle buluruz. 0 ile b arasına bakarız bu defa 0 ile b arasında x kare çarpı dx dedim arkadaşlar bu e, nedir b'ye kadar olan alan 24 artı 24'ten 48'dir. Hemen yazdım x kare dışarı x küp bölü 3 olarak çıktı b yazdım 0 yazdım b'nin küpü bölü 3 0 zaten yazmama gerek yok yine 0 gelecek. Dolayısıyla şuradan da eşittir 48 geldi b küp eşittir 144 oldu arkadaşlar. İki tarafın küp kökünü alacak olursak B eşittir küp kök içerisinde 144 olarak gelecektir. Peki 144'ü ayırabilir miyiz? Şöyle ayırabiliriz aslında küp kök içerisinde. 8 çarpı 18 demektir. 8 burada dışarı 2 olarak çıkar ama 18 içeride kalacaktır. Küp kök içerisinde 18 olarak kalmış oldu. Bizden istediği şey A çarpı B'di arkadaşlar. O zaman şu şekilde yazabiliriz aslında. 2 çarpı küp kök içerisinde 9 çarpı 2 çarpı küp kök içerisinde 18 olarak yazabiliriz. Burada 2 ile 2'nin çarpımından 4 geldi arkadaşlar. Küp kök içerisinde 9 çarpı 18 gelmiş oldu. Hatta 18 de ayırabilirim ben şöyle ayırabilirim 4 çarpı küp kök içerisinde 9 demek 3'ün karesi demek 18 demek de 3 çarpı 6 demek şimdi 3'ün karesi ile 3'ün çarpımı 3 üzeri 3'tür bu dışarı 3 olarak çıkacaktır yani 4 çarpı 3 çarpı küp kök içerisinde sadece 6 kalır bu da 12 çarpı küp kök içerisinde 6 demektir cevabımız Edirne seçeneği olur. F gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir bir fonksiyon ve 0 ile 5 arasında fx dx eşittir 3'müş, 0 ile 5 arasında x çarpı f'in türevinde x çarpı dx eşittir 2'ymiş f5 değeri kaçtır diye soruyor bize. Ee, burada arkadaşlar aslında şu ifadenin türevini görüyorum ben burada. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci gibi görünüyor ve şu ifadenin türevi gibi duruyor. Ee, x çarpı fx'in türevi gibi duruyor bu. Çünkü birincinin türevi nedir? 1'dir. Çarpı ikinci yani fx'dir. Bu hangisine eşit? Şu ilk verilen integral'e eşit aslında. İkinci ifadede ikincinin türevi çarpı birinci. Yani birinci x'ti. İkinci de f'in türevinde x oldu. E, bu şekilde gelmiş oldu. Gerçekten de e, söylediğimiz gibi yani şöyle yazabiliriz bunu sıfırla 5 arasında. Birincinin türevi çarpı ikinci artı sıfırla 5 arasında ikincinin türevi çarpı birinci şeklinde gelmiş oldu. Peki şu ifadenin bize 3 olduğunu söylemiş. Artı diyorum şu ifadenin de 2 olduğunu söylemiş. O zaman burası 0 ile 5 arasında x çarpı fx e, türevi çarpı dx 3 artı 2'den 5 eşittir. Burada şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Şuradaki türev integrali yok edecektir. Şu dx'i de yok edecektir. Geriye ne kalacaktır? Sadece x çarpı fx kalacaktır geriye x çarpı fx. Sınırlarımız ne? 5 ve 0. 3 artı 2'den ne geldi? 5 gelmiş oldu. Şimdi ilk olarak 5'i yerine yazacak olursam x yerine 5 yazıyorum. 5 çarpı f5 eksi 0 çarpı f0 olarak geliyor. Eşittir 5. E 0 çarpı f0'dan zaten 0 geliyor. Burası 5 çarpı f5 eşittir 5 ise iki tarafı 5'e bölecek olursak şuradaki 5'ler gidecektir. F5 eşittir 1 olarak gelecektir. Bize de zaten bunu sormuştu. Cevabımız Bursa oldu. Fx eşittir 1 bölü x artı 4 olduğuna göre 1 ile 3 arasında d f eksi 1x ifadesinin değeri. Şimdi burada f eksi 1x'e göre türev al diyor. Yani bunu önce şöyle düşünelim. Mesela burası 1 çarpı dx olsaydı arkadaşlar dışarı x olarak çıkacaktı. O zaman burada da şunu söyleyebiliriz. Burada eğer 1 çarpı d içerisinde f'in tersinde x varsa ee, X olduğunda nasıl ki X olarak çıkıyorsa o zaman burası da F'in tersinde X olarak dışarı çıkacaktır diyebiliriz. Çok güzel. Hemen bunu yazdık. F'in tersinde X olarak dışarı çıkardım. Sınırlarımız da nedir burada? 3 ve 1'dir. 3'ü yerine yazıyorum. F'in tersinde 3 olarak geldi. Eksi. 1'i yerine yazıyorum. Buradan da F'in tersinde 1 gelmiş oldu arkadaşlar. Peki biz bu değerleri nereden bulacağız? Bu değerleri de yukarıda vermiş fonksiyonu F, F fonksiyonunu bunun tersini alacağız. Tersini almak demek... Bir fonksiyonun tanım kümesiyle görüntü kümesinin yerini değiştirmek demektir. Yani aslında biz bunu direkt şöyle yazabiliriz. f'in tersinde 1 bölü x artı 4 eşittir x. Yani şu ifadeyle şu ifade yer değiştirmiş oldu ters alındığında. Peki biz f'in tersinde 3'ü istiyoruz. O zaman şu içerinin 3'e eşit olmasını istiyoruz. 1 bölü x artı 4 eşittir 3 olsun diyoruz. 3 ile x artı 4 burada yer değiştirebilir. Yani şöyle olabilir. 1 bölü 3 eşittir x artı 4 şeklinde gelebilir. 4'ü sol tarafa atacak olursak da eksi 4 olarak geçer. 1 bölü 3 eksi 4 olur. Buradan da 3 eksi 4'ün çarpımı eksi 12 artı 1'den eksi 11 bölü 3 olarak gelir. bunu bulduk. Bu zaten x'e eşitti direkt. Sonucu da zaten direkt eksi 11 bölü 3 gelmiş oldu. Şunu bulduk. Eksi 11 bölü 3. Diğer ifadeye de bakalım hadi. F'in tersinde 1 demiş. Yani içerinin 1 olmasını istiyoruz. 1 bölü x artı 4'ün 1'e eşit olmasını istiyoruz. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak x artı 4 eşittir 1 gelir. 4'ü sağ tarafa attığımda eksi 4 olarak geçer. 1 eksi 4'ten de eksi 3 gelmiş olur. Yani burası da eksi 3 oldu. Düzenlediğimde eksi 11 bölü 3 artı 3 şeklinde geldi. 3 çarpı 3 9'dur. 9 eksi 11 eksi 2. Eksi 2 bölü 3 oldu. Cevabımız denizli. Birinci bölgede koordinat eksenleri x eşittir 10, y eşittir 10 doğruları ve y eşittir x kare artı 1, x eşittir y kare artı 1 eğrileri arasında kalan A bölgesi aşağıda verilmiştir. Buna göre A bölgesinin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Ee, şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapabiliriz. Aslında şuraları şöyle aşağıya doğru uzatacak olduğumuzda şurada bir dikdörtgen hatta bir kare olduğunu görüyoruz. Çünkü şurası 10 noktası, şurası da 10 noktasıymış. Bunu söylüyor bize. O zaman burası bir kare. Aslında nedir? Tamamının alanını bulacak olsak onun karesinden 100 gelecektir diyebiliriz. Bu tamamının alanıdır. Ama biz tamamının alanını bulmak istemiyoruz. Şu sarıyla boyadığım yerleri istemiyoruz arkadaşlar. O zaman sarıyla boyadığım yerlerin alanlarını bulalım, tamamının alanından çıkaralım. Peki bu sarıyla boyalı alanların nasıl bulacağız arkadaşlar? İlk olarak şu denklemler y eşittir x kare artı bir denklemidir. Bu denklem ise x eşittir y kare artı bir denklemidir. Şimdi şu 10 noktasını biliyoruz. Bir de şurayı bilmemiz lazım ki hangi aralıktaki integrali e, hesaplayacağımızı bulalım. Bu y eksenini kestiği yerdir. Y eksenini kestiği yeri nasıl buluruz? x'e sıfır verdiğimizde sonuç ne geliyor? Buna bakarız. x'e sıfır verdiğimizde sonuç bir geliyor. O zaman şurası bir noktasıdır. Şurayı nasıl buluruz peki arkadaşlar? Burada da x eksenini kestiği yerdir. y'ye sıfır verdiğimizde verdiğinde ne geliyorsa odur. Y'ye 0 verdiğimizde x1 geliyor. O zaman e, x eksenini bir noktasında kesiyordur diyebiliriz. İlk olarak şu alanı nasıl bulabiliriz? Şurada gösterelim. Sınırlarımız 1'den ona kadar y'ye göre integral alıyoruz. Onu unutmayacağız. dy'ye göre yani şunu yazacağız. E, yani burada x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Y cinsinden yazmamız gerekiyor. Ne gelir oradan da arkadaşlar? E, biri sol tarafa attım x kare eşittir y eksi 1 oldu. İki tarafın kökünü aldım. x eşittir kök içerisinde y eksi 1 olarak gelmiş oldu. Şöyle yazabiliriz yani bunu. Şuraya bakalım bir de. Burası da nedir arkadaşlar? Yine 1 ile 10 arasında bu defa x'e göre integral alacağız. E, buradaki denklemimizde x eşittir y kare artı 1 denklemi. Burada da y'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. Burada da kök içerisinde x eksi 1 olarak gelecektir. Çarpı dx. Bu iki alanı bulacağız. Daha sonrasında 100'den e, çıkarmamız gerekiyor bunu. Peki kök içerisinde y eksi 1 e, dışarı nasıl çıkacak integralden? Şöyle bir dönüşüm yapabiliriz aslında. y eksi 1 eşittir u kare deriz arkadaşlar. Daha sonrasında iki tarafın türevini alacak olursak şöyle gelecektir. dy eşittir 2u çarpı du şeklinde gelecektir. Çok güzel. Hemen şuradan devam ediyorum ben. Şöyle şuradan ayırdım. Düzgün bir şekilde ayırayım şöyle. Şuradan devam ediyorum. İntegrali açtım. Kök içerisinde y eksi 1 vardı. Bunun yerine u kare yazdım. Çarpı dy yerine de 2u çarpı du yazdım arkadaşlar. Daha sonrasında u kare dışarı u olarak çıktı. Çarpı 2u çarpı du geldi. Burası da 2u kare çarpı du olarak gelmiş oldu. Bu da integralden 2 çarpı u küp bölü 3 olarak çıkacaktır. y eksi 1'e u kare demiştik. Biz o zaman iki tarafın kökünü aldığımızda y eksi 1 eşittir. Kök içerisinde y eksi 1 eşittir u olarak gelecektir. Yani biz burada u yerine kök içerisinde y eksi 1 yazarız. Şöyle daha sonra bunun küpünü al diyor arkadaşlar. Küpünü alırız ve 3'e böleriz. Sınırlarımız neydi burada? 1 ve 10'du. Bunları da yerine yazacağız. Eşittir diyorum şimdi. 2 bölü 3 çarpım. E, y yerine burada 10 yazdığımızda kök içerisinde 10 eksi 1'in küpü şeklinde geliyor. Eksi. Daha sonrasında 1 yazacak olursak da 1-1 geliyor kök içerisinde 1-1'in küpü. 1-1 zaten 0'dır. 0'ın küpü de 0 olarak gelecektir. Şuraya baktığımızda ise 2 bölü 3 çarpı e, küp e, kare kök içerisinde 9 var bunun da küpünü al diyor bize. Eşittir diyorum arkadaşlar. 2 bölü 3'ü yazdım. Kök 9 zaten 3 demektir. 3'ün küpü de 27'dir. 27 ile 3 sadeleşince 9 gelecek. 9 çarpı 2'den de burası 18 olarak gelecektir. Yani şurayı 18 olarak bulduk. Şimdi alt taraftaki sarı bölgeye baktığımda aslında bunun hatta şu integraline baktığımda Y yerine X yazıldığını görüyorum. Aslında aynı integraller olduğunu görüyorum bunun. Dolayısıyla aslında burada 18'dir diyebilirim ben. Yani şu bölgenin tamamı 100'dü. 18 18 daha 36 çıkarmamız gerekiyor buradan. 100'den 36 çıkartacağız. Bu da kaçtır? 64'tür. Cevabımız Denizli. Y eşittir x küp eğrisi ve y eşittir 4x doğrusu ile sınırlı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. İlk olarak koordinat sistemimizi şöyle çizelim. Y eksenimiz ve x eksenimiz arkadaşlar. Şöyle yazdık. Burada şimdi y eşittir x küp eğrisini bir çizelim biz y eşittir x küp eğrisi yani yaklaşık olarak şöyle bir eğri olacaktır arkadaşlar. Şu şekilde bir eğri olacaktır. Peki burada bir de y eşittir 4x doğrusu demiş bize. y eşittir 4x doğrusu da aslında yaklaşık olarak şöyle bir doğru olacaktır diyebiliriz. Peki bunların arasında kalan alanı soruyor. Nereler kalmış bunların arasında? Şu boyadığım yerler arkadaşlar. Şurası ve şurası. Ve bunların eşit olduğunu söyleyebilirim. Yani ben şuraya A diyecek olursam buranın da A olması gerektiğini söyleyebilirim. Peki sınırlarımız neler arkadaşlar? Şu sınırlar neler? Şurası nedir mesela? Bunu nasıl bulacağız? Denklemleri birbirine eşitleyeceğiz. Yani diyeceğiz ki x küp eşittir 4x geliyor. 4x'i sol tarafa atarız. x küp eksi 4x eşittir 0 gelir. x parantezini aldığımızda x kare eksi 4 gelmiş oldu. Eşittir 0. Sonuç 0 olduğuna göre burası 0'dır. Zaten birbirlerine değdikleri noktalardan biri 0'dır. Bunu bulduk. Diğeri de x kare eksi 4. x kare eksi 4'ü eğer 0'a eşitleyecek olursam. Burada da x kare eşittir 4 gelecektir. Ve x eşittir 2. x eşittir eksi 2 olmak üzere 2 tane kök gelecektir. Bunlardan birisi şurasıdır. Bir diğeri de arkadaşlar şurasıdır diyebiliriz. Peki bunları da bulduk. Biz eksi 2'den 2'ye kadar bakmayalım da 0'dan 2'ye kadar bakalım arkadaşlar. Yani şuradan şuraya kadar bakalım. Daha sonra bulduğumuz değeri 2 ile çarptığımızda zaten tamamını bulmuş olacağız. Çünkü şu bölgeyle bu bölgenin alanı eşittir dedik biz. Çok güzel. Peki 0 ile 2 arasındaki integrali bir hesaplayalım. Üst taraftaki grafikten alt taraftaki grafiği. Üst tarafta doğrunun grafiği var. Yani 4x'in grafiği yazdım. Alt tarafta ise eğrinin grafiği. Yani x küp. Bunu da yazdım. Çarpı dx dedim. 4x integralden 2x kare olarak çıkacak x üzeri 3 integralden x üzeri 4 bölü 4 olarak çıkacak. Sınırlarımız 2 ve 0'dır. 2'yi yerine yazıyorum. 2 çarpı 2'nin karesi eksi 2'nin 4. kuvveti bölü 4. 0 yazdığımda zaten 0 geleceği için aslında yazmamıza bile gerek yok bunu. 2'nin karesi 4 2 ile çarptım 8. 2 üzeri 4 16 4'e böldük 4. 8 eksi 4'ten sonuç 4 gelmiş oldu. Yani şu A yazdığımız yerlerden birini 4 bulduk. Biz tamamını istiyoruz yani 2A'yı istiyoruz. 2A bu durumda 8 olacaktır. Cevabımız da denizli olur. 0 ile 12 arasında 2x bölü kök içerisinde 2x artı 1 çarpı dx integralinin değerini sormuş bize. Burada ilk olarak kök içerisindeki 2x artı 1 var ya bu ifadeyi kökten kurtulması kolay olsun diye eğer u kare diyecek olursak İki tarafında türevini alırsam 2 çarpı dx eşittir 2u çarpı du şeklinde gelecektir. İkiler sadeleştiğinde dx eşittir u çarpı du şeklinde gelecektir diyebiliriz. Çok güzel. Bunları bir yerine yazalım arkadaşlar. Hatta şunu da söyleyelim. X yerine bu durumda ne yazabileceğimizi de söyleyebiliriz. Şurada 2x vardı ya. 2x yerine de şunu yazabiliriz aslında. Şuradan devam edelim. Biri diğer tarafa atlay atacak olursam 2x eşittir. u kare eksi 1 gelecektir. Yani 2x gördüğümüz yere de bunu yazabiliriz. Güzel. Hemen şöyle integralimizi açtım. 2x gördüğüm yere u kare eksi 1 yazdım. Bölü diyorum. E, kök içerisinde 2x artı 1 gördüğüm yere u kare yazdım. Çarpı dx gördüğüm yere de u çarpı du yazdım arkadaşlar. Eşittir diyorum. Şurası u kare eksi 1 bölü u çarpı u Çarpı du şeklinde geldi. Şurada u'lar gitti arkadaşlar. Ne kaldı burada? u kare eksi 1 çarpı du olarak gelmiş oldu. Bunu da integralden çıkaracak olursak burası u küp bölü 3 eksi u olacaktır. Ve buradaki sınırlarımızdan hatta sınırları daha sonra yazarız. Önce bir yerlerine yazalım. Biz neye u demiştik arkadaşlar? Onun yerine yazacağız. Şimdi e, şurayı toparlayacak olursak. U'yu yalnız bırakalım burada. İki tarafın kökünü almış oluruz. Kök içerisinde 2x artı 1 gelmiş olacak. O zaman burada U gördüğümüz yere kare kök içerisinde 2x artı 1 yazdım. Sonra bunun küpünü al demiş bize. Bölü 3 eksi U. U gördüm yine yere yine kök içerisinde 2x artı 1 yazdım. Sınırları artık yazabiliriz. Sınırlarımız neydi? 12 ve 0'dı arkadaşlar. Şuradan devam etmek istiyorum. Önce 12 yazacağım. Karekök içerisinde 2 çarpı 12 24. Bir daha 25 geldi. 25'in küpü bölü 3 eksi e, yine karekök içerisinde 25 olarak geldi. Eksi. 0 yazıyorum bir de arkadaşlar. 0 yazdığımızda ise karekök içerisinde 2 çarpı 0 0 e, 1 kalmış oldu. 1 bölü 3'ün küpü eksi. E, 0 yazdığımızda içeride sadece 1 kalmış oldu. Şunları bir toparlayalım. 25 dışarı 5 diye çıkacaktır. 5'in küpü 125'tir. Yani 125 bölü 3 olarak geldi burası. Eksi. E, 25 dışarı yine 5 olarak çıktı. Eksi dedim. Şu eksiyi parantezin dışına yazmamız gerekiyordu arkadaşlar. Şu şekilde yazmamız gerekiyordu. E, burada 1'in küpü zaten yine 1'dir. 1 bölü 3 önünde eksi olduğu için eksi 1 bölü 3 oldu karekök içerisinde bir dışarı zaten 1 diye çıktı önünde eksi vardı. Eksi 1 parantezin dışında da bir eksi var, Dolayısıyla burası artı 1 olarak gelmiş oldu. 125 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ten burası 124 bölü 3 olarak geldi. Eksi 5 artı 1'den de, Eksi 4 gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde yazdık. Hatta 3 ile eksi 4'ü çarparız. Eksi 12. 124 eksi 12'den burası 112 bölü 3 olarak gelmiş olur. Seçeneklere baktığımızda hepsini devirli sayı olarak verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu durumda paydayı 9 yapmamız işimize yarayabilir. 3 ile genişletelim o zaman. 336 bölü 9 demektir. Şimdi niye 9 yapmamız işimize yarayabilir? Çünkü devir sayılarda diyorduk ki virgülün sağında devreden kadar 9 vardır. Devretmeyen kadar 0 vardır diyorduk. Şimdi bu ifadelerden hangisinde 336 bölü 9'u oluşturabilirim diye bakıyorum. Şimdi ortanca seçeneklerden başlıyorum arkadaşlar ben bu, soru, ben bu tarz sorularda. Eğer ki düşük gelirse yukarı doğru gidiyorum. Yüksek gelirse de aşağıya doğru gidiyorum. E, tam ortanca seçenek burada 37,3. 3'ün üzerinde devir var. Burada ne yapıyorduk? Sayının tamamı. Eksi devretmeyen kısım yani 37 bölü virgülün sağında devreden kadar 9 yani bir tane 9 başka da bir şey yok zaten 373'ten 37'yi çıkardığımda 336 kalıyor 336 bölü 9 zaten benim bulduğum cevabın aynısıydı bu durumda cevabım direkt Ceyhan seçeneği oldu. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı azalan ve sürekli bir f fonksiyonu için f0 eşittir 5, f1 eşittir 3, f2 eşittir 2 eşitlikleri verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bunu bir çizmeye çalışalım biz olur mu? Şöyle bir y ekseni çizelim. Ee, şu şekilde de bir x ekseni çizelim. Buradaki grafimiz azalan bir grafikmiş arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir grafik olacaktır diyebiliriz aslında yani şu şekilde azalarak devam eden bir grafik olacakmış diyebiliriz. f0'ın 5'e eşit olduğunu söylemiş. 0 şurası. Bunun karşılığı 5'miş arkadaşlar. Daha sonrasında f1'in 3'e eşit olduğunu söylemiş. Yani şuraya da eğer f1 diyecek olursak bunun karşılığında 3 olduğunu söylemiş. Ve f2'nin de 2'ye eşit olduğunu söylemiş. Şuraya da 2 diyecek olursak mesela şunun karşılığı da şurası olacaktır ve bunun da 2 olduğunu söylemiş arkadaşlar. Bu 0 ile 2 arasındaki integralin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani buradaki alan şuradaki alandan bahsediyor aslında. Şu bölgenin alanı. Boyayalım şöyle. 2'ye kadar olan alan. Hangisi olabilir diye sormuş bize. Şurası da zaten 2 Bir defa şuraya bakacak olursak arkadaşlar, mesela ee, şurada bir dikdörtgen vardır değil mi? Şu kenarı 1, bu kenarı 3, 3 çarpı 1'den alanımız 3'tür. Yani şu gösterdiğim yerin alanı 3'tür. O zaman buranın alanının 2 olma ihtimali bir defa yoktur. 3'ten büyük olduğu kesindir. Hatta aynı mantıkla devam edecek olursak arkadaşlar, şuranın bir birim, şuranın da 2 birim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şuranın al alanı aslında 2 birimdir. Ee, şöyle göstereyim. Farklı renkle göstereyim. Şurası 2 birimdir. Şurasında 3 birim olduğunu söyledik. Bir defa 3 artı 2'den 5 geliyor. O zaman burası kesinlikle 5'ten daha büyük olmalı diyebiliriz. 4 de olmadı. 5 de olmadı o zaman. 5'ten daha büyük. Peki 7 mi 9 mu? Buna nasıl karar vereceğiz arkadaşlar? Buna da şöyle karar verebiliriz aslında. Biz bu denk grafiği şu şekilde mesela hesaplayacak olsaydık arkadaşlar. Şu şekilde bir dikdörtgen oluştu değil mi? E, ee, ne gelecektir? Bir kenarı 5 olan şurası 5. Şurası da 1 bir birim. 5 çarpı 1'den burası tamamı 5 gelecektir diyebiliriz. Şuranın tamamına 5 diyebiliriz. Şurada yine bir dikdörtgen oluşturacak olursak şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursak yani şuradan bahsediyorum. Şurası 1 bir birimdir, şurası 3 birimdir. 3 çarpı 1'den buranın tamamının da 3 birim olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu sonradan eklediğimiz kısımları e, dahil etsek bile hatta şu şöyle göstereyim. Mavi ile boyadığım yerleri sonradan ekledik. Buraları dahil etsek bile toplamda alan 8 geliyor. E, o zaman sadece sarıya boyadığım yerlerin 9 olması mümkün mü? Hayır, tabii ki değil. Bu durumda 9 deledim. Cevabım denizli seçeneği yani 7 olabilir sadece bunlar arasında.